Tekeköy'de Hacı Şam Baba'nın türbesini ziyaret ettikten sonra yolumuza devam ettik ve şu an Çukurköy'deyiz. Çukurköy'de Teslim Abdal Sultan'ın türbesindeyiz. Teslim Abdal Sultan, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin 360 halifesinden sadece bir tanesi. Geçmişe baktığımızda Teslim Abdal Sultan'la ilgili 4. Murat'a kadar bilgi var. Ama daha öncesinde şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de İstanbul, Ankara, Tekirdağ ve Çorum olmak üzere Denizli'de dahil 5 tane Teslim Abdal Sultan türbesi var. Belki isim benzerliği, belki de zamanında çok sevildiği için paylaşılamadığından sevildiği illerin hepsinde birer tane mezar yapılmış. Teslim Abdal Sultan'la ilgili birazcık geçmişe bakalım. 4. Murat döneminden bahsetmiştim. Teslim Abdal Sultan Yeniçeri Ocağı'nda Yeniçeri ağası ya da Yeniçeri babasıymış yaşadığı dönemde. Tabii ki burada şehit olmuş ve buraya defnedilmiş. Yeniçerilerle alakalı bir rivayet daha var. Günümüze kadar gelen adına yazılmış bir mehter marşı var. Baktığımızda türbenin içinin bir an önce bakıma ihtiyacı var. Türbe duvarları neredeyse dökülmek üzere çatlamış bazı yerleri. Bazı yerleri de halıyla kapatılmış. Halının arkasında çok büyük bir çatlak var. Bu halıyı da zaten eskiden dedelerimiz ve ninelerimiz evinden hatırlarsınız. Türbenin tavanı orijinal olarak bırakılmış. Duvarları kireçlenmiş ama orijinal tavan hala duruyor. Ve 12 imamın isimleri yazıyor. 4 tanesi kalmış sadece. Onlar da dökülmüş. Dökülmek üzere zaten bazı yerleri. Türbenin hemen yukarısında avize asmak için zincir var. Daha önce burada demek ki bakım varmış, bakılıyormuş. Ama artık avizemiz de yok. Türbenin sadece bir tane penceresi var. O da bu tarafta. Türbenin sadece hava alması için yapılmış. Girişi dar ama içeri geldiği zaman genişleyen bir pencere. Yağmur sularının girmesini engelliyor ve sadece hava akımını düzenliyor. Çukurköy'den çıktık, Karataş'a doğru geldik. Şu an bulunduğum yer Karataş piknik alanının hemen solundaki ormanlık alan. Ormanlık alanın içinde bir tane ağaç var. Onun hikayesini anlatacağım size. Bu günümüze daha yakın bir hikaye aslında. Karataş köylerinden bir tane annem tarlasında çalışırken oğullarını özlemiş. Oğullarından uzun zamandır haber alamadığı için var demiş, gideyim saçlarını koydukları ağacın yanına saçlarını okşayayım, koklayayım, özlemimi gidereyim demiş. Buraya gelmiş, bu ağacın dibine. Geldiğinde oğullarından bir tanesi ağacın dibinde bekliyormuş. Sarılmışlar, özlem gidermişler. Sonra oğlu demiş ki, anne bizi merak etme. Biz şehit olduk. Abim ve ben şehit olduk. Ben sana haber vermeye geldim demiş. Bu ağacın ne özelliği var? Bu ağacın bir özelliği var. Karataş bölgesinden 57 tane gencimiz Çanakkale savaşları için yola çıktıklarında saçlarındaki birer tutamı bu ağaca keseler içinde bağlayıp gitmişler. Ve şu an günümüzde sadece bir tanesi kalmış. O da yerinde duruyor.